Ankara'nın Malatyalı sevgili Lütfiye ablacığımın kızını arıyoruz. Rabia'yı arıyoruz. 3-4 kızından bir tanesi. 4 tane kız çocuğu var. En küçüğü bu. En küçüğü 32 yaşındaymış. Bir çocuğu var, Sudenaz adı, 11 yaşında. İstanbul'da olduğu iddiası var, ihbarlarda öyle. Şimdi Rabia'yı aramaya devam ediyoruz. Bir ihbar da geldi, onu da bir konuşacağım. Bir yerde çalışıyormuş. Çık, kaça, çık. Daha ne kaçıyorsun? Daha ne kandırıyorsun bizi? Deprem oldu. Her yer dümdüz oldu. Hiç mi senin vicdanın kabul etmiyor? Hiç mi bir çocuk görmüyorsun? Hiç mi bir anan yaşında bir bayan görmüyorsun? Hiç mi acımıyorsun? Bize acımıyorsan şu kızın acı. Sen ne biçim annesin? Ne biçim sorumlusun? Niye bu... Çık! Çık! Çocuğun velatın ver de ne halin varsa gör. Çık! Sana kızım demeye allanıyorum. Kafamı yere aldın. Başımın kakıncı oldun. Kimseye bir laf konuşamıyorum. Kimseye doğru şeyler diyemiyorum. O kız da benim gibi kötü duruma düştü. Hep sürekli lafın olduğu yerde fotoğraflarını siliyor. Bunu benim annem değil diyor. Annem olamaz diyor. Anne dizini kırar, yanımda oturur diyor. Ne işi var diyor İstanbul'da diyor. Bir sokum çocuğun aklı eder, aklın yok. Çık. Biz zor kurtulduk. Ev kalmadı, bak kalmadı. Elin aralarında kaldık. Ablalarım bizi kovmadı. Sığmadık. Ne? Ben sizi nasıl böyle yetiştirmiştim? Ne biçim evlatsınız? Lütfiye ablacığım, şimdi senin 4 tane çocuğun var. Evet. Çok öfkeli, için çok dolu. Önce bir içini bir boşalt dedim ben. Ben zaten Lütfiye abla burada, daha önce röportajı vermeye gerek yok, vermeyeceğim onu. Bu şekilde devam edelim lütfen. Şimdi senin 4 evladından bir ne var? Latife var kızın, Fadime var, Aliye var, Rabia. Evet. Rabia bir evlilik yapıyor senin kızın, değil mi? Şu an ekranda gördüğümüz. Evet. Ondan sonra peki ne kadar evli kalıyor o kişiyle? 3,5 sene kalıyor. 3,5 sene kalıyor. Onu da ben bilmiyorum da kendiler dedi. Tamam. Nasıl bir adamdı? Vallahi bilmiyorum nasıl bulduysa. Didem Hanım, bir telefon vardı benim, ameliyat ne oluyordum. Ha. Böyle tuşluydu. Sadece yanıma koyuyorlardı, beni arıyorlardı. Evet. Yani daha telefon azdı, cep telefonları. Hı. Ev telefonları vardı. Onu eline aldı. Vermedi bana. WhatsApp arkadaşlar. Onu ona şey etti, nasıl bulduysa. Ha, telefonda birini buldu yani. Ha, telefondan buldu. Adı neydi? Evet. Peki sonrasında yani hamile kaldı. Çocuk nasıl davranıyor? Karı koca niye boşandılar? Vallahi hiç de huzurları yoktu. O diyor uyuyordu, bu da bağırıyordu. Sürekli bir sene ben baktım. Bir sene? Köyde. Sana mı verdiler? Çocuk doğar doğma sana mı verdiler? Yok yani, daha çocuğu yok ama ben baktım kendileri. İstanbul'dan oraya geldiler. Aha. Hiçbir şeyleri yoktu. Sadece dalındaki asbaplarla geldiler. Çamaşırlarla. Ben baktım. Ondan sonra Doğan Şer'de oturdu. Yerimi şey etti. Oraları batırdı. Borç etti. Milleti kandırdı. Dalavaracı, dubaracı. Hırkızın teki. Vardığı kişi. Kızım da aynı. İnsanları dolandırdılar o zaman. Ya kızım. Aa. ATM'den mi çekmiş, nasıl etmiş? Bir yalancı para getirdiler, ben buraya geldim idi bu çocuğun için. Sonra senin torunu sana bıraktı. Sonra kocasından yani da ayrıldı. Geldi, orada çocuğu bana bıraktı, mahkemeye geldi. Neden boşandı kocasından? Ha? Kocasından niye boşandı? Ya sürekli dövüşüyorlardı, o da dövüyordu kendini. Kızımda da vardı, onda da. Evlilik iyiyle evlilik olmaz. İyi de olur, kötü de olur. Acı sen susarsın, acı da kocan susar. Bunların evlilikte oyuncak. Peki. Telefonda koca bulursan olur, iyi olur. Sonra kocasından peki boşandı, sonra çocuğu yok, sana bırak... Boşanmadı, boşanmadı. Benim kocası evlendi. Ha, evlendi. Biriyle onu da bana, torunuma fotoğrafını atmış, kadının biri. Bak aha, aldığım kadın diye. Ben dedim sen diyelim akıllı mısın dedim. Aldığın kadını bana atıyorsun dedim. O bir gösteriş mi dedim. Senin damat daha senin kızından boşanmadan ben bununla evlendim diye fotoğrafını sana mı atıyor? He, fotoğrafım bana atıyor. Sana ne atıyor? Ne bileyim, acı bayağı bana söyledi. Epey söyledi. Ben de şikayet ne ettim, küfür etti.
4 sene ceza geldi. 4 sene mi 3 sene mi mahkemeye verdim idi. Ondan sonra artık paramı cezası giydi. Okumuşluğum yok bu kağıdı okuyan. Peki tatlım benim, aşkım benim. Sonrasında torun sana mı kaldı? Ne baba? Ona bana bıraktı. Bura mahkemeye geldi. Mahkemede de burada kapışıyorlar. Peki Sude Naz'a ne babası ne annesi aramıyor mu çocuğu? Yok. Ta 2 aylık 3 aylık kanını gördüydü babası. Hı hı. Sadece Facebook'ta görmüş. O kadar. Kızım dedi, evvel önceler yani çocuk bir ay biz sen olana der, bir yaşayana der arardı. Kızım büyüyor mu, Serpil mi? Ben dedim gel kızını gör. Sen bakma diyen yok, görme diyen yok. Ne biçim babasın dedim. İnsan bir doğum günü öyle bir şey alırsan alsın dedim. Kızım peki en son ne zaman bıraktı sana, gitti bir daha gelmedi? Kızım bir sene geldi. Bir gün durdu, telefon kulağından gitmezdi. Kiminle konuşuyor arkadaşım. Erkekten arkadaş olur mu? Bayanın arkadaşı bayan olur. Erkek de olur da. Yani öyle de demiyorum. Öyle değildi. Ha. Öyle demiyorum. Şöyle ben Rabia'nın görüntülerini ekranlara bir getireyim değerli toplu. Rabia'yı görenler, geri, duyanlar bizi bir arasınlar lütfen. Geri gitti. 7,5 sene bundan haber alamadık. 7,5 sene? Sene he. Dur görüntüleri bir ekranlara ne gelsin. Ne telefon, ne ses, ne haber. Hiç. Yok, yaşıyor mu senin kızın acaba? Neyse ama görenler var. Görüntüleri bir ekranlara getirelim. Bir dakika dur aşkım benim. Görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Rabia'nın. Beğendir endi kaldır. Hayır öyle deme öyle. Kaldır. Buram soğuyor. Aa olmaz. Burama çıkarttı. Olmaz. Seni nerede düşürdü? Kızından ne? Çok kızgınsın kızına. Böyle evlat olmaz. Dur. Yüz tamam. Karası. Yüz karası. Milletin yanında adını konuşamıyorum. Sürekli atıyorlar, sürekli atıyorlar. Bu çocuk da ben de. Keke kafamızı öldük. Bittik 15 sene dilli. Yani nasıl vicdanın kabul ediyor? Bir çocuğunu görmüyor. Yayına, o sene çıkacağım dedi ki çıkma dedi. Yani çıkma yayına dedi, arkadaşımın birini dedi. Esra Erol dedi, batırdı dedi. Bir şey söyleyeceğim, sen en son ne zaman konuştun kızınla? Telefonla konuşmuşsun. Aha torunumun 30 günü neyi kalmıştır, 30'dan da az kalmıştır askeri öderken. Ya sen 7,5 yıldır kızınla konuşamıyor musun? 7,5 senedir konuşamadım. Yok ortada. He, sonra bu mahkeme işine gidince Doğan Şerşeğinden Karaoğlu'ndan aldım numarasını. Şeyini de kimlik TC'sini de nüfustan aldık. Eniştemin. Onlar da adres vermedi, açık adres bu çocuğun okulu için. Sen bir dava açtın velayetini alabilmek için. Dava açınca öyle seni telefonla arayıp tehdit mi etti peki? Bir yere çıkma. Yok, önce etti. Ha öncesinde. Önce 7,5 seneden evvel. Ha 7,5 seneden önce. 7,5 sene görmeyince dedim nasıl 7,5 sene dayandın? Sen nasıl vicdanın kabul ediyor dedim. Allah dedi Allah. Ki ne işin var senin dedi. Arkadaşımı birini çökertti dedi. Aa. Kullandım da Polat Karaoğlu da Doğan Şerşeği de hep biliyor. Ben bilmem adını. Ay tattım benim evet. Ya. Senin depremde evin yıkıldı mı? Evet hiç kalmadı. Aa bununla geldim bak. Şalvarla geldim diyorsun. 14 gündürlü buradaydım. Kocan nerede? Kocan nerede kalıyor? Kocam yerde sürünüyor, yürüyemiyor. Bastonundan ben de bastonundan yürüyorum. Diğer kızlar bakmıyorlar mı ya yok, size? Yok bakmadı biri. Kayseri'den bizi kovdu. Kızın sizi kovdu. Büyük kızım kovdu. Aha senin yolun bu yanda benim dedi. Yeğenim oğlum gidin bu yola dedi. Aa. Gece saat 1:30'da birinin evine geldik. Bir hafta durduk. Nereçe duram? Nereçe? Git dedim muhtardan çadır al da çadırda otur da. İyi kötü bir torpağımızda memleketimizde oturak dedim. Bana bir çadır verdi muhtar. Elin ayağını öpeyim diyeceğim hanım. Bir televizyon verirsen bir de şu kıza tablet. Sen izleyin bazen ay, canım tatlım benim ya. Hiç başka bir şey istemiyorum. Şu kızını bir bulalım da önce velayetini evet. Bir al sonra gerisine konuşuruz bakarız. Bazen ya elimizden geleni de yaparız. Şöyle yapalım bir araya gidelim. Bu arada biri bizi arıyormuş. Ben Rabia'yım diyormuş ama emin değilim. Bir bakayım netleştireyim ondan sonra Rabia mı arkadaşlar gerçekten bir bakın. Rabia bizi arıyorsan şu anda da bizimkiler de seni arıyorlar galiba.
Rabia'nın aradığını söylüyorlar. Telefon numarası da bende. Telefon hep kapalıydı. Ha, kapalı mı? Şimdi bizi aramış. Ama bu öldüğümü demedim. Ha, burada oldum. İyi yapmışsın, burada oldum. Başarılı oldum dedi.